Hazreti İsa'nın inişi çok açık, sarih bir konudur. Ve büyük alimler, ehl-i sünnet alimlerin tamamı bunu açık olarak anlatmışlardır. Ve hiç kimse buna itiraz etmemiştir şu ana kadar. Hanefi mezhebi, Hanbeli, Maliki ve Şafii dört mezhepte de zaten Hazreti İsa'nın inişi kesindir. Ve bütün sünni ulemadan tek bir tane İslam tarihinde şu ana kadar aksini söyleyen bir kişi çıkmamıştır. Said Nursi de çok büyük bir alimdir. Hazreti İsa'nın bizzat şahıs olarak geleceğini açık ve alen olarak anlatmıştır. Hazreti İsa'nın geleceğini açıklayan ayetler. Nisa suresi 157-158. Ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük. Katelna diyorlar. Öldürdük, katlettik diyorlar. Demeleri nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler. Ma katelehu diyor Allah. Öldürmediler. Ve onu asmadılar. Ma salebe. Asmadılar. Ama onlara onun benzeri gösterildi. Şu bühe diyor. Yani böyle onun gibi bir insan. Ona benzeyen, onu hatta ihbar eden insan. Allah onu ona benzetti. Ve onu astılar diyor Allah. Bela olarak ona, bir mucize olarak meydana geliyor. Hazreti İsa göğe alındı. Onu ihbar eden kişiyi de Allah İsa'ya benzetti. Zaten biraz benziyordu. Allah iyice benzetti. Ve onu İsa zannettiler ve onu astılar. Gerçekten onun hakkında anlaşmazlığa düşenler kesin bir şüphe içindedirler. Şu anda da zaten kesin şüphe içindeler. Mesela Hazreti İsa'nın inişi konusunda da şüphe içindedirler. Onların bir zanla uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Yani zanla konuşuyorlar zaten. Yani Hazreti İsa inmeyecek derken zan, tahminle konuşuyorlar. Tahmini konuşuyorlar. Tabii Allah da diyor ki onların bir zanla uymaktan başka buna ilişkin hiçbir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak öldürmediler diyor Allah. Bir daha vurguluyor. Ma katelehu diyor Allah. Bilakis diyor Allah. Bilakis Allah onu kendine yükseltti, ref etti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ali İmran suresi 55. Hani Allah İsa'ya demişti ki ey İsa doğrusu seni ben vefat ettireceğim. Mütevvefike yani bu şey uykudaki ölüm gibi. Hep mesela bütün Müslümanlar uykuda ölürler. Allah canlarınızı alırım diyor uykuda. Hazreti İsa'yı da Allah uyku halinde göğe almıştır. Biz de her akşam ölürüz. Yani sonra Allah yeniden bize can verir. Yani Kur'an'da her uyuyanın öldüğünü söylüyor Allah ayette. Aynı kelime burada da. Seni kendime yükselteceğim. Yani uyku halinde seni kendime yükselteceğim. Refuke. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim. Ve sana uyanları, dikkat edin, kıyamete kadar, yani bütün Müslümanları, çünkü biz ona uyuyoruz, onun İslam inancına uyuyoruz. Hazreti İsa Müslüman olacağı için, yani Kur'an'a tabi olacağı için biz de ona inancına uymuş kişiler olarak, Hristiyanlar da hepimiz, onun, çünkü Hristiyanlar da Müslüman olacaklar. Sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. En büyük güç siz olacaksınız diyor Allah. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır, hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranıza ben hükmedeceğim diyor Allah. Ali İmran suresi 55. Burada da kıyamete kadar hakimiyet, işte İslam'ın hakimiyeti bu. Burada bahsedilen. Mesela Zuhruf suresi 61. Şüphesiz diyor Allah, hiç şüphe etmeyin diyor. Hazreti İsa kıyamet vakti için bir alamettir. Kıyamet alametidir diyor gelişi. Bu da ahir zamanda İsa'nın geleceğine dair delildir. Çünkü hiçbir peygamber için söylenmemiştir kıyamet alameti olduğu. Hazreti İsa için söylenmiştir. Mehdi ve İsa'nın gelişi kıyamet alametidir. Öyleyse zaten bak Allah vurgu yapıyor. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın. Yani hiç şüphe etmeyin diyor. Zuhruf suresi 61. Evet. Said Nursi'nin izahlarında da bu çok kapsamlı anlatılıyor. Mesela yine ayette işare olarak anlatılan bir konu. Maide suresi 110'da. Allah şöyle diyecek, ey Meryem oğlu İsa sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhul Kudüs ile destekledim. Beşikteyken de yetişkinken de insanlara konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Kitap ve hikmet, işte onun öğreneceği kitap Kur'an'dır. Kur'an'da söylenen bu söz, Allah ona kitabı, Kur'an'ı öğretecek. Kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i zaten biliyor. Şimdi de kitabı öğrenecek inşallah, Kur'an'ı öğrenecek. Ayrıca Buhari'de de
Müslim'de de Ebu Davud'da da çok detaylı olarak anlatılıyor. Zaten Kütüb-i Sitte'nin tamamında çok kapsamlı olarak anlatılan bir konudur bu.